Nornir sandığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vanaheim'dayız. Güney yabanı kısmındayız. Lokasyon olarak tam olarak buradayız. Hikayede ilerlerken zaten karşınıza çıkıyor. Bunu çözmek için birincisi burada. İşte CRN diyelim. C. Biri gitti. Birincisi burada sarmaşıklara sarılı. Sarmaşığı yakmanız gerekiyor. İkincisi de gitti. Ortada R. Üçüncüsü de arkadaşlar geride şurada. Burası da sarmaşıklara takılı gözükmüyor. Sarmaşıkları şuradan yakıyorsunuz. Buradan böyle yana yana oraya gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde sandığı çözebilirsiniz. Bir sonraki sandıkta görüşürüz. Nornir sandığı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Vanaheim'da terk edilmiş köydeyiz. Ana hikayede ilerlerken şuradan atlayarak geçiyorsunuz köprüyü. Bu köprüyü geçmek için uğraşıyorsunuz. Yani ufak çaplı bir uğraş. Nornir sandığı köprünün altında. Bir tanesini yanlışlıkla yaktım. Nasıl yaktığımı da anlatayım hemen. Öteki taraftayken, karşıdayken şu meşaleyi buraya getirip ateşi ona doğru çektim. Yani sola doğru böyle durunca, sola doğru çekince o yanmış oldu. Onu o şekilde yakıyorsunuz. Zaten gösterecektim, anlatmış olayım. İkincisi neredeydi? Hemen altta burada. Onu da yakalım. İkincisi de gitti. Üçüncüsü hemen şu ağacın kenarındaydı. Buradan gözükmüyor mu? Öteki taraftan mı yakmam gerekiyor? Ha, onu da aynen bu şekilde meşaleyle yakacağız. Bu tarafa. Aynen böyleyken şöyle meşaleyi sola çektim. Onu yaktım arkadaşlar. Alttakini. Bu taraftakini de köprüyü bu tarafa çevireceğiz. Meşaleyi bu tarafa çevireceğiz. Pardon. Bu sefer de sola doğru vurdurarak onu yakacağız. İki tanesini şu meşaleyle yakıyoruz. Bir tanesini normal yakıyoruz. Şimdi de geri dönüp sandıktan nevalemizi alalım. Bu sandığımızdan ne çıkacak? Kan körü boynuzu. Maksimum öfkemiz de artmış oldu. Bir sonraki Nornir sandığımıza devam edelim arkadaşlar. Sandığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde uçurum kenarı harabelerindeyiz. Vanaheim'da. Lokasyon burada. Karşıdan geliyorsunuz buraya. Buradan dümdüz ilerlediğinizde sandık burada yer alıyor. Birinci açma şeyi şu çalıların orada. Bunu nasıl yapacağız? Yeterince büyüdü. Ama çalıya nişan almıyor tabii ki de. Abi şimdi niye yetmiyor? Demin yetiyordun ya. Şuraya mı? Ben buraya yetiyorum. Nice work. Aa oldu. Çok büyük yapmışım. Yani yakacaksınız çalıyı. Sonra çevireceksiniz arkadaşlar. Kendi ayarınıza göre yapabilirsiniz onu. Bir tane büyük yapmak yetiyormuş. Ben hep iki tanenin peşine düştüm. Düz mü atmam lazım baltayı? Şaka mısın sen ya? Bir de bir şey olmadı. İki de ortadaki söndü. Birincisi burada arkadaşlar. İkincisi için yukarıya çıkmamız gerekiyor. Tam bulacağız onları da. İkinci çevirme lokasyonu. Hop. Bir daha karşıya. Burada arkadaşlar. Bir de bir şey oldu mu? Yok. Anlaşılan iki kere çeviriyoruz hep. İki de gitti. Üçüncü de arkadaşlar. Karşıya. Buradan gelip karşıya kayıyorsunuz. Mistik geçidin oraya. Bir. Bunu da iki yapacağım. İki. Ses geldi zaten. Şimdi gidip Nornir sandığını açabiliriz. Sandık bizi bekliyor. Bu şekilde çözebilirsiniz. İçinden ne çıkacak bakalım. Kan likörü boynuzu çıktı arkadaşlar. Bir sonrakiyle devam edelim. Nornir sandığıyla devam ediyoruz. Harita üzerinde Vanaheim'da örtülü geçitteyiz. Örtülü geçit şu dağın içine giden bir mağara. Lokasyon olarak burada Freya'nın ana görevi, Freya'nın yan görevine gelirken buradan nehirden soldan içeri giriyoruz. Sağdaki ilk durakta Nornir sandığı yer alıyor. Burası kapalı. Şununla patlatıyorsunuz arkadaşlar. Sandık burada. Çalmamız gereken şeyler de burada. Ama şunu hiçbir şekilde kıramıyorsunuz. O yüzden elimize şundan alıyoruz. Öncelikle şunu Freya'ya patlat diyoruz. Patlattığında gördüğünüz üzere ses çıkıyor. O yüzden bir tane daha alıyoruz elimize. Üçünü kapsayacak şekilde. Bu şekilde üçünü aynı anda patlatarak sandığı açabilirsiniz arkadaşlar. Sandığımızda Idun elması yer alıyor. Bir sonrakiyle devam edelim. Nornir sandığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Tanrıçe şelalesindeyiz. Vanaheim'da şu nehri takip edip buraya geldiğinizde Freya'nın göreviyle tekneyi şuraya park ediyoruz. Şuradan yukarı O sağdan tekrar yukarı. Yolu bulmak sıkıntı değil. Sandığımız burada arkadaşlar. Şeylerden biri şu sol tarafta. Yakmamız gerekiyor. O da Freya olmadan. Birincisini bu şekilde yakabilirsiniz. İkincisi şelalenin üstünde arkadaşlar. Şurada. Onu yakmak için buraya yetişiyor muydu? Yetişiyor. İki tane yeterli olacak. İkinciyi de yaktık. Üçüncüsü için buradan karşıya. O da burada arkadaşlar. Şuraya atabiliyoruz. Bu şekilde de bunu yakarsanız sandık çözülüyor. Çözümü bu şekilde arkadaşlar. İçinden böyle kan likörü bölümümüzü bir sonrakiyle devam edelim. Şimdi Doğu Barry ormanlarındayız. Buradan gelip sağa dönüyoruz. Oyunda bayağı ilerledik. Normalde mızrak olmadan burası açılmıyor. Soldan daha önce Atreus'la göreve gittiniz. Pardon, Atreus'a değil, Freya'yla göreve gitmiş olmanız gerekiyor. Sağdan devam ediyoruz. Şuradan geçiyoruz. Buradan devam ederken soldan merdivenden yukarı çıktığımızda Nornir sandığı burada yer alıyor arkadaşlar. Bunu burada birkaç eleman var. İndirirsiniz onları. Bir tanesi burada. Hangi harf? F değilmiş. Bir daha atalım. F çıktı. Ortadakine sömürdük. İkincisi burada. Bunun etrafı çalılarla çevrili. Ateşle rahat bir şekilde yakabiliyorsunuz. Ok atarak. Halledebilirsiniz bunu da. Çok zor bir şey yok. İkincisi bu şekilde gitti. Üçüncüsü de arkadaşlar şu soldan devam ediyorsunuz. Tam karşıda. Bu şekilde sandığı açabilirsiniz. Bir sonraki sandıkla devam edelim.